Sevgili ikinci sınıf öğrencileri, bu videomda hayat bilgisi dersinizden deneme sınavı sorularını sizler için anlatacağım. Dilerseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapıp benim cevabımla karşılaştırabilirsiniz. Doğru mu yanlış mı diye kontrol edip kendinizi denemiş olursunuz. Birinci sorudan başlıyorum. Hayvanların yaşamak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur diyor. Bakalım hava, su ve taş var. Evet, siz de cevabı buldunuz sanıyorum. Doğru cevap taş olacak. Taşa gereksinimleri yoktur yaşamak için ama hava ve su olmadan yaşayamazlar. Çünkü hayvanlar da bir canlıdır tabii ki. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki meslek sahiplerinden hangisi insan sağlığı için çalışanlardan biri değildir? Kimler varmış? Veteriner var, doktor ve diş hekimi var. Evet, doğru cevap A şıkkı olacak. Veterinerler insan sağlığı için değil, hayvanların sağlığı için çalışırlar. Ama doktor ve diş hekimi insanların sağlığı için çalışmaktadır. O yüzden cevap A şıkkı oldu. 3. Aşağıda verilenlerden hangisi aile bütçesine katkıda bulunan bir davranıştır diyor. Şöyle yaklaştırayım. A şıkkı Selim'in top oynaması, B Sunay'ın ders çalışması, C Caner'in boşa yanan lambaları kapatması. Aile bütçesine dediğimiz şey ailemizin gelirleri, giderleri, ailemizin kazançları, bunları boş yere harcamamak. O yüzden doğru cevap C şıkkı olacak tabii ki. Bu ailemizin bütçesiyle ilgili, diğerleri bununla ilgili değil. Dörde bakalım. Aşağıdaki resimlerde görülen davranışlardan hangisi doğru değildir diyor. Bakıyorum A şıkkındaki resimde kemerini bağlayan bir yolcu var. Evet, bir otomobilde veya otobüste olabilir. Bu doğru bir davranış. B şıkkında ise topunun peşinden caddeye fırlayan bir çocuk görüyorum. Bu doğru bir davranış değil. Biz bunu işaretlememiz gerekiyor. Bir de C'ye bakalım. C'de ise iki tane çocuk sarı ışık yanmış, kırmızının yanmasını bekliyorlar. O yüzden karşıya geçmiyorlar. Doğru bir davranış yapıyorlar. Ama B şıkkındaki çocuk yanlış davranış yapmış. Biz de bunu arıyorduk ve B şıkkını işaretledik. Beşinci sorumuz. Ali yüzünü güneşin doğduğu yöne dönerse sağ kolu hangi yönü gösterir diyor. Şimdi burada resim var ama biz resimlerle değil yönlerle bulalım. Mesela üst kısmı şöyle kuzey yapalım. Burayı güney yapalım. Bu taraf doğu olacak. Sağ taraf şöyle göstereyim. Sol taraf batı olacak. Şimdi Ali yüzünü güneşin doğduğu yöne dönerse, yani yüzünü doğuya dönecek. Şöyle bir yapabiliriz isterseniz mesela. Şöyle yapalım. Şöyle şuraya da gözlerini yapalım. Ali döndü yüzünü güneşe doğru. Yani bu tarafa doğru döndü. Sağ kolu şöyle bakın bu tarafta olur. Sol kolu öbür tarafta olur. Sağ kolu güneyi gösteriyor o zaman. Çünkü yüzünü güneşe döndüğü zaman sağ kolu güney yönünü gösteriyor. O yüzden cevap C şıkkı olacak. C şıkkını işaretleyeceğiz. Yani böyle yön sorularında eğer bulamazsanız böyle bir yön tabelası yapıp ona göre daha kolay bulursunuz diyorum. 6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bitkilerin özelliklerinden biri değildir? A. Havayı kirletirler. B. Havayı temizlerler. C. Havadaki tozu tutarlar. Evet, doğru cevap A şıkkı olacak. Bu bitkilerin özelliklerinden biri değil. Bitkiler havayı kirletmezler. Bilakis tam tersine havayı temizleyen onlardır, bitkilerdir. O yüzden cevap A şıkkı oluyor. 7. soruya bakalım. Yangın çıktığında aşağıdaki numaralardan hangisini ararız? Şunu eksik yazmışım. 2 olacaktı. Evet. Neler var? 110 var, 155 var, 112 var. Yangın çıktığında itfaiyeyi arıyoruz. İtfaiyenin numarası da 110 oluyor. O yüzden cevap A şıkkı olacak. 8. Sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su. Yukarıda tanımı verilen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Erozyon, sel ve heyelan var. Evet, doğru cevap sel olacak. B şıkkı olacak. Çünkü taşkın su diyor. Evet.
Sürekli yağan yağmurdan oluyor ya da eriyen karlardan oluyor ve her yere zarar veriyor. Buna sel diyoruz. 9. Atatürk'ün ilk gittiği okul hangisidir? Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Askeri Rüştiyesi var. Doğru cevap Mahalle Mektebi olacak. Atatürk çok kısa bir süre Mahalle Mektebi'ne başladı. Annesi biraz onu istiyordu. Daha sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi İlkokulu'na geçti. Ama ilk gittiği okul Mahalle Mektebi. O yüzden onu işaretledik. A şıkkı. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan birisidir? Kurban Bayramı var, Cumhuriyet Bayramı var, Ramazan Bayramı var. Evet, A ve C şıkkındaki bayramlar dini bayramlar. Ama B şıkkındaki bayram, Cumhuriyet Bayramı, milli bayram. O yüzden cevap B şıkkı. 11. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir liderin özelliklerindendir? Sevdiği arkadaşını kayırmak, arkadaşlarını yönlendirmek, C. Oyun bozanlık yapmak. Şimdi A ve C şıkkındaki seçenekler hiç güzel davranışlar değil. Sevdiği arkadaşını kayırmak, ondan yana olmak. Bu iyi bir özellik değil. Oyun bozanlık da iyi bir özellik değil. Ama arkadaşlarını yönlendirmek iyi bir liderin özelliğidir. Doğru cevap B şıkkı olacak. 12. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımımızla ilgili değildir? Elimizi yüzümüzü yıkamak, saçlarımızı taramak, derslerimizi yapmak. Kişisel bakım demek kendi vücudumuzla, kendi bedenimizle ilgili yaptığımız bakımlar. İşte elimizi yüzümüzü yıkamak, evet kişisel bakım. Saçlarımızı taramak, evet işte tırnaklarımızı kesmek, ne bileyim banyo yapmak. Bunlar kişisel bakım. Ama derslerimizi yapmak kişisel bakım değil. Bu okulla ilgili görev ve sorumluluklarımız arasında. O yüzden C şıkkını işaretledik. 13'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerimizden birisidir diyor. Bayrağımız, okulumuz, sınıfımız var. Evet, sizler de buldunuz. Doğru cevap A şıkkı olacak. Bayrağımız, İstiklal Marşımız bunlar bağımsızlık sembollerimizdendir. Ama okul ve sınıf bağımsızlık sembolü değildir. Cevap A şıkkı. 14. Bazı atıkların çeşitli işlemlerden sonra tekrar kullanılmasına nokta nokta denir. Boşluğa gelecek en uygun kelime hangisi olur? Şimdi ne diyor? Bazı atıkların çeşitli işlemlerden sonra tekrar kullanılması. Tasarruf, geri dönüşüm ve atık. Evet biz buna geri dönüşüm diyoruz. Yani cevap B şıkkı olacak. İşte plastik, cam gibi şeylerin tekrar kullanılması, tekrar çeşitli işlemlerden sonra buna geri dönüşüm diyoruz. 15. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin etrafındaki denizlerden biridir? Kızıldeniz, Karadeniz ve Hint Denizi var. Doğru cevap siz de buldunuz eminim. Karadeniz olacak bizim ülkemizin etrafında. Kızıldeniz ve Hint Denizi bizim ülkemize etrafında değildir. Uzaktadır. O yüzden B şıkkı işaretledik. 16. Selin saksılara çok sevdiği sardunya çiçeği dikti. Saksılardan birini odasındaki pencerenin önüne, diğerini karanlık bir yere koydu. Bir süre sonra karanlık yerdeki çiçeğin solduğunu gördü. Karanlık yerde kalan çiçek neden solmuştur? A. Hava almadığı için. B. Besinsiz kaldığı için. C. Güneş ışığı almadığı için. Evet, doğru cevap C şıkkı. Güneş ışığı görmediği için bitkiler güneş ışığı alamazlarsa yaşayamazlar, solarlar. O yüzden cevap C şıkkı. Buradaki olayda da bu olmuş. 17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün özelliklerindendir? A. Sabırlı olması. B. Telaşlı olması. C. Sinirli olması. Evet, doğru cevap A şıkkı. Sabırlı olması Atatürk'ün özelliklerindendir. Telaşlı ve sinirli olmak Atatürk'ün özelliklerinden değildir. 18. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir taşıttır? Neler var? Helikopter var, otobüs var ve uçak var. Şimdi helikopter ve uçak hava taşıtlarıdır. Havada giden taşıtlardır. Ama otobüs karada, yerde giden taşıtlardan. O yüzden B şıkkındaki otobüs diğerlerinden farklı. Ve geçelim son iki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biridir diyor. Bakalım bulut var, hortum var ve duman var. Evet, doğal afet olarak B şıkkındaki hortum doğal afettir. Doğada kendiliğinden meydana gelen ve insanlara zarar veren şiddetli yeryüzü değişikliklerine doğal afetler diyoruz. İşte hortum bunlardan birisi. Duman ve bulut değil. O yüzden cevap B şıkkı oldu. 20.
Hava, ısı, ışık ve nokta nokta bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. Yukarıdaki verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hava, ısı, ışık ve araba olmaz. Bu uygun değil. Ateş de uygun değil. Su olacak. Bitkilerin büyüme gelişmesi için su muhakkak gerekli. Cevap B şık oldu. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Her zamanki gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşça kalın.